Don't skip. Just one and a half hour, but maximum. Kulübünün Texas Bandırma Basketbol Kulübü'nün birinci hedefi bir kere genç oyuncularıyla, altyapıdan yetiştirdiği genç oyuncularıyla sonuna kadar mücadele eden ve o genç oyunculardan verim alarak maç kazanan bir takım olması. Dolayısıyla bizim dışımızda sadece kendi altyapısından yetişmiş oyuncularla oynayan bir kulüp yok. Dolayısıyla bu aslında büyük bir hem cesaret işi hem de sorumluluk meselesi. Yani hem bize düşen sorumluluk hem de oyunculara düşen sorumluluk, aynı zamanda bu kararı verdiği için kulübe de düşen sorumluluk oldukça yüksek oluyor. Biz hedefimiz tabii ki her zaman ilk önce aşama aşama gitmek lazım. Yani bu ligde, Türkiye liginde oynarken ilk hedefimiz her zaman playoff'un içinde olmak. Geçen seneki gibi ya da daha önceki senelerde olduğu gibi. Avrupa Kupalarında da ilk turu geçip ondan sonra işte top 16'ya kaldıktan sonra da yavaş yavaş yolumuza devam etmek. Yani baştan böyle büyük hedefler ya da yaparız ya da yapamayız gibi bir şeylerle değil. Sonuçta bu kulüp kurulduğu günden beri ya da bu ligde olduğun zamanların aşağı yukarı hepsinde playoff oynamış bir takım. Bu geleneği devam ettirmemiz lazım. Avrupa'da da mücadele edip gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz lazım. Tabii bu tip takımların çok yeni kurulmuş, yeni genç oyuncular, biraz tecrübe eksikliği olan bir takım olduğu zaman riskleri fazla oluyor. İniş çıkışları fazla oluyor. Bunları çok aza indirirsek, yani minimuma indirip eğer istikrarlı bir şekilde gidersek de fazla çalkantılı şeyler yaşamazsak, sakatlık vesaire gibi sorunlarla da çok boğuşmazsak bu hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Biz şu anda muhtemelen, geçen sene de öyleydi herhalde, ligin en genç takımıyız. Yani yine de ve geçen sene demek ki doğru işler yaptık ki kontratı biten 3 oyuncumuzla gerçekten burada aldıkları şeylerin, kontratların çok çok üzerinde kontratlar alarak büyük kulüplere gittiler. Yani demek ki bizim oyuncu yetiştirme modelimizde, oyuncu oynatma modelimizde bir doğru bir şey olması gerekir ki bunlar bu şekilde kendilerini gösterirler. Yoksa yani ben sezon başı buraya geldiğimde kimin ne olduğu, nerede oynadığı belli değildi ve dolayısıyla büyük bir kaos vardı ve bu oyuncuların hepsi eleştiri altındaydı. Yani sonuçta gençlerle yola çıkılır mı falan diye düşünüyordu. Şimdi ondan sonra düzene koyunca onların hepsi kendini gösterdi ve biz bu şekilde başarıya ulaştık. Yani bu sene de aynı modelde devam edeceğiz. Benim her zaman söylediğim gibi yani bu kulübün altyapısından yetişmiş Türk oyunculara şöyle bir güvenim oluyor. Hani belki yaşları genç olabilir, işte fiziksel olarak oynadıkları rakiplere karşı belki fiziksel üstünlük zaman zaman kuramıyor olabilirler ama ben maç tecrübelerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bu kulüp bir kere bu oyunculara altyapıdan itibaren çok fazla maç oynatarak onlara önemli bir tecrübe katıyor. Ve bu onlar da maç oynamayı biliyorlar. Dolayısıyla maç kazanmayı da biliyorlar. Nasıl kaybedildiğini, nasıl kazanıldığını ayırt edebilen oyuncular. Dolayısıyla o anlamda büyük bir güvenim var. Bu güvenim de geçen sene devam etti. Bu sene de geçen sene biliyorsunuz playoff'a girdiğimiz zaman biz 3 yabancıyla ligi bitirdik. Ve ben o oyunculara güvenimi sonuna kadar devam ettirdiğim için kulüpten hani yeni bir yabancı oyuncu alalım ya da işte şu 4-5 haftayla bir yabancı daha deneyelim öyle bir taleple daha gitmedim. Yani ben bu Türk oyuncularla sonuna kadar gideriz ve bu mücadelesi sonuna kadar veririz. Ha, ulaşırız ulaşamayız hedefe ama en azından bu mücadelenin içinde oluruz demiştim. Ve nitekim de o şekilde de o hedefimize ulaştık. Bu sene de düşüncemiz o. Bu Türk oyunculara güvenip yanına da uyumlu yabancılarla onlar da işte beraber iyi bir takım haline dönüştükleri zaman yine hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani buranın tabii ki temel taşı Türk oyuncular her şeyden önce. Sahada mücadele eden, savaşan, kazanmak için oynayan, formasını terleten, kendi içinde iyi bir takım olmuş, rakibine karşı hem saygılı ama aynı zamanda da mücadeleden kaçmayan, hakeme saygılı, seyirciyle bütünleşmiş, her zaman olduğu gibi pırıl pırıl gençlerin olduğu, işte yine iyi yabancıların olduğu bir takım olacak.